konuklar, saygıdeğer meslektaşlarımız. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak ev sahipliğimizde gerçekleşen Mikrogrup YGZ Bilişim Zirve Yazılım E-Mükellef konulu seminerimize hoş geldiniz. E-Mükellef Genel Müdürü Sayın Murat Pullu, Zirve Yazılım Eğitim Uzmanı Sayın Erkan Başarır ve İş Geliştirme Yöneticisi Sayın Serpil Çiçek'in sunumlarında gerçekleşecek olan bugünkü seminerimizde E-Mükellef konusunda dair ayrıntılı bilgi edineceğiz. Sunumlarını yapmak üzere sözü konuklarımıza vermeden önce bugünkü seminerimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanım Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, arkadaşlar hepinize merhabalar. Hafta içi olmasına rağmen, iş saati olmasına rağmen salondaki kalabalık bizi mutlu etti. Zirve Yazılım'da demek ki işini iyi yapıyor ve işini takip ediyor. Meslektaşlarım da onunla ilgili değişiklikleri takip etmek istiyor. Ben hazır bu kalabalığı yakalamışken sizlere odanın faaliyetleriyle ilgili de kısaca bilgiler de vermek istiyorum. Ama sözlerime buradan girmeden odanın bir sürü faaliyetine destek olan Zirve Yazılım'a, Mikrogrup'a ve YGZ Bilişim'e huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bir alkış hak ediyorlar bence arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün seminerin kalabalık olması dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Balosu'na hepinizi davet etmek istiyorum. Hepinizi bu kalabalıklıkta orada da görmek istediğimi belirtmek istiyorum. Odamızın futbol turnuvası geçtiğimiz hafta başladı. Cumartesi günleri yine futbol turnuvası ile ilgili de hepinizi turnuva alanına bekliyorum. Bugünkü eğitimle beraber mükellef otomasyonu ve son eğitimlerimizde zirve ile ilgili bildirmiş olduğunuz konular vardı. Öyle hatırlıyorum ben. Zirvenin yazılımla ilgili olarak bazı sorunlar vardı. O sorunların da bugün tekrar ne durumda olduğunu hep beraber duymuş olacağız. Ben çok fazla sizi sıkmadan Mikrogrup'a eğitim için tekrar teşekkür edip hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Başarılı bir seminer olsun. Teşekkür ederim. Oda Başkanımız Sayın Hüseyin Halil'e açılış konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar şimdi Sayın Serpil Çiçek'i kürsüye davet ediyorum. Kendisi sizlere birkaç aktarımda bulunacak. Buyurun efendim. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Serpil, Mikrogrup'ta iş geliştirme yöneticisi olarak çalışıyorum. Aslında kendimi tanıtmam gerekiyor mu onu bilmiyorum. Çünkü o kadar çok Bursa'la ile çalıştım ve buranın bir fahri üyesi olarak hissediyorum ki kendimi. Ben de sizlerden birisi olarak bugün buradayım. Sadece teşekkür etmek için söz almak istedim. Bugüne kadar vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı Sayın Oda Başkanıma, yönetim kuruluna ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bu çalışmayı düzenlerken çok emeği geçen, hatta kendisi düzenleyen YGZ Bilişim'e, Yusuf Bey'e, Derya Hanım'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katıldığınız için sizlere de çok teşekkür ediyorum. YGZ Yazılım'dan Yusuf Bey'e kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Bu zamana kadar açıkçası sahneye çıkıp da sizlerle çok fazla bir şey paylaşmadık ama bizleri kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için ilk önce sizlere, bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Odamıza, Oda Başkanımıza, vekillerine hepsinize teşekkür ederim. Genel anlamda bu zamana kadar hep zirveyle ilerledik. Zirvenin artıları, eksileri tabii ki sizlere yansıtmaya çalıştık ama hiçbir zaman bir pazarlama yapmadık. Hep işte muhasebe bürosu olsun, işte muhasebe bürosunda çalışanlar olsun, onların eksikliklerini gidermek için genel anlamda işlem sağladık. Daha önce
kendi bünyemize katmış olduğumuz ırgat tarafında belli başlı bazı arkadaşlarla çalıştık. Sonra da pazardaki boşluktan faydalanarak Zirve Yazılım e-mükellefi de satın aldıktan sonra artık bunu pazarlamaya, birleştirip bunu pazarlamaya başlayacağız. Buradaki avantajlar aslında hani gereksizlerle konuştuğumuz zaman bizi aslında muhasebeci değil, muhasebe bürosu çalışanları özellikle gelsin diye söyledik. Çünkü evet muhasebe bir iş yükü ama o iş yükünü kaldıran siz çalışanlar yani ofiste çalışanların iş yükünü arka planda görmemeniz veya muhasebe bürosunun durumunu görmemeniz bazen işte eksikliğine neden oluyor. Burada tabii ki devreye e-mükellef girecek ve orada çalışanların o iş yükünü bize göre yani bizim bakış açımızdan sizlere çok faydalı olacağını sunuyorum ben. O yüzden dolayı da ben konuşmayı bitirip Sayın Murat Bey'e e-mükellef genel müdürümüz ona temsil ediyorum. Bir sunum ayarlayacak sizlere. İnşallah faydalı olacak diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben de bu zaman ayırıp geldiğiniz için gerçekten katılım çok güzel. Ben size e-mükellef nedir, ne işe yarar ve aslında genel olarak siz mali müşerilere nasıl destek olur onunla ilgili birkaç şey anlatacağım. Sonra da lafı eğitim uzmanımız Erkan'a bırakacağım. Şimdi aslında bildiğiniz şeylerden biraz bahsedeceğim. Sesim hocam geliyor mu? Şey şimdi ya biz genel olarak ekrana bakarak konuşayım istedim de neyse sizi de bekletmeyeyim. Tamam. Şimdi biz aslında e-mükellefe üç açıdan bakıyoruz. Özellikle efendim. Şu anda sesim geliyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi biz e-mükellefe aslında üç açıdan değerlendiriyoruz. Birincisi mali müşavirler olarak sizlerden. İkincisi mali müşavir ofislerinde çalışan yöneticilerimiz ve personelleri olarak bakıyoruz. Üçüncü de mükellef olarak bakıyoruz. Ürünü geliştirirken tamamen bu üç unsuru ele alarak ürünümüzü geliştiriyoruz. Şimdi aslında bildiğiniz şeyleri anlatacağım ama bunu anlatmamın nedeni gerçekten mükellefe nasıl baktığımızı ve nasıl geliştirdiğimizle ilgili bir fikriniz olsun istiyorum. Şimdi bizim tespitlerimizde sizin çok bir zaman yarışında olduğunuzu görüyoruz. Sürekli bir zamanla yarış halindesiniz. Bu bizim için çok önemli. Belirli sürelerde belirli işlemleri yapmak zorundasınız. E-dönüşüm süreçlerini sürekli takip etmek zorundasınız. Çok hızlı gelişiyor. Takip edebiliyorsak eğer biz edemiyoruz. Siz edebiliyorsanız bilmiyorum. Bunlara yetişmek biliyorsunuz çok zor. Düzenli tahsilat sorunlarınız var. Biz bunlara nasıl çözüm getirebiliriz diye bunlarla ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Ekibinizi yönetmek istiyorsunuz, verimliliğini arttırmak, iş körlüklerinin önüne geçmek, dolayısıyla oluşabilecek bütün sorunların aslında önüne geçmek istiyorsunuz. O yüzden bizim için en önemli unsurlardan biri de ekibimizi, muhasebe ofisimizdeki ekibimizi nasıl yönetiriz kısmı. Çok farklı iletişim kanallarında müşterilerinizle, mükelleflerle iletişim sağlıyorsunuz. İşte WhatsApp'la, e-postayla, telefonla ve SMS'le bir iletişim sağlıyorsunuz. Şimdi çok farklı iletişim kanallarından iletişim sağladığınızda bunları takip etmeniz de zorlaşıyor. Hatta bazı firmalarda X kişisine WhatsApp'la gönderirken Y kişisine e-posta gönderebiliyorsunuz. Ve bunları da delil haline getiremiyorsunuz. Ve kendinizi sürekli ispat etmek zorunda olduğunuz bir mesleğinizde olduğu için bunları sürekli böyle kayıt altında tutup eğer ileride bir şey olursa ben kendimi ispatlayayım diye bir de bunun çabası içerisindesiniz. Dolayısıyla ayrıca mevzuatları takip etmek zorundasınız. Bu mevzuatlar süreci de sizin uzmanlık alanlarınız ama biliyorsunuz bu e-dönüşümle ilgili çok hızlı gelişiyor. Biz e-mükellefi mali müşavirimiz tarafından baktığımızda bu unsurları göz önüne alıyoruz. Ve şu anda Erkan arkadaşım birazdan e-mükellefin böyle kısa bir eğitimini yapacak. O eğitim sırasında lütfen bize sorular da sorun. Sistemin içinde bir yapay zekamız da var. Bütün bu anlattığım süreçler içerisinde tamamıyla sizin bütün operasyonlarınızı kolaylaştıracak modüller mevcut. Şimdi
Mali müşavir ofis yöneticilerini biz personellerini çok önemsiyoruz. Çünkü aslında sürekli bir evrak takip etmek zorundalar. Bu evrakları girmek zorundalar. Bu evrakları işte müşterilere ulaştırmak zorundalar. Ve bütün mükelleflerin işi de acildir biliyorsunuz. Herkes acil olarak evrak bekler. Açıkçası bizim tespitimiz ofisimizdeki çalışan en değerli ekiplerimizin gerçekten en değerli zamanlarını aslında bu tabiri caizse özür diliyorum angaryalara harcadığınızı biliyoruz. Ve bu angaryalardan aslında hem kendilerini mevzuatsal olarak geliştiremediklerini görüyoruz. Hem de arka planda aslında bu angaryalardan yaptıkları işlerde işkörlükleri oluşabiliyor. Şöyle düşünün, bir fiş girerken telefon geldiğinde acil işte bir borcu yoktur kağıdı dendiğinde ekibinize o işi bırakıp hemen mükellefin dosyalarından işte borcu yokturunu sistemden alıp göndermekle ilgili süreci başlatıyor. Dolayısıyla aslında başladığı işi yarım bırakmış oluyor. Hem verimsizliği hem de oluşabilecek birçok iş körlüklerine de aslında zemin hazırlamış oluyor. Bu arada tabii ofis yöneticilerimiz bir de sizlere de raporlama yapmak zorundalar. Hani beyannameleri verdik, unuttuğumuz beyanname yok, işte hepsini kontrol ettik gibi sürekli size de geri bildirimler yapmak zorunda. Ya da mükelleflerden gelen bildirimleri sizlere aktarmak zorundalar. Ya da takip ettikleri işlerin sonucunu sürekli sizlere aktarmak zorundalar. Yani hem muhasebe süreçlerini yönetiyorlar, hem mükelleflere dosya yetiştirmeye çalışıyorlar, evrak yetiştirmeye. Hem de konuyla ilgili bütün operasyonları size raporlamaya çalışıyorlar. Bu da onların hem zamanlarını yoruyor hem verimsizliklerine neden oluyor. Bizim tespitlerimizden bir tanesi de veriye hızlı ulaşmaları gerekiyor. Yani herhangi bir veriye ihtiyacı olduğunda dosyalardan, klasörlerden ya da GİB'in, SGK'nın sitelerine ulaşmaları belli bir zaman alıyor. Ve o veriye hızlı ulaşmaları aslında çok ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Zamanla yarıştığınız bir dönemde bu kadar gereksiz işlere zaman harcayarak bütün operasyon yükünü üzerlerinde taşımak aslında çok ciddi bir maliyet doğuruyor size verimliliklerini azalttığı için. İşin tabii en önemli unsuru da mükellefler. Mükelleflerin de yine bütün işleri acildir bizlerin biliyorsunuz. Herkesin işi önceliklidir, herkesin işi acildir. Dolayısıyla mükellefin birçok kurumla ilgili aslında ihtiyaçları olabiliyor. Bu ihtiyaçlarını da görebilmesi için aslında direkt size temas ediyor. Ve bütün bu süreçlerde tamamıyla sizin ekibiniz ya da sizler bu verileri, dosyaları, bilgileri kendilerine ulaştırmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlar aslında hep bildiğiniz şeyler. Ama konuyu bizim de bildiğimizi, nasıl irdelediğimizi ve konuya nasıl baktığımızı bilmeniz adına bunları anlattım. Şimdi mükellefi biz aldığınızda sizin kurumsallaşmanız adına eğer bir internet siteniz yoksa, bir alan adınız yoksa ve Gmail, Hotmail, İşte Yahoo ya da Yandex gibi sıradan herkesin kullandığı prestijsiz ve KVKK gereği yurt dışında sunucuları olan KVKK tarafında da aslında kullanımı çok doğru olmayan e-posta adresleri kullanılabiliyor. Biz bu açıdan da bakıp ürünümüzü aldığında aslında kurumsallaşmanıza bir katkı sağlamak istiyoruz. Sizin adınıza www.alanadınızı.com.tr ya da com olarak satın alıyoruz. Sizin adınıza tescil ediyoruz. Kurumsal e-posta adreslerinizi kullanmanız için altyapıyı hazırlıyoruz. Kurumsal bir internet sitesi hazırlıyoruz size. Dolayısıyla o kurumsallaşmanın şartları ya da zorlukları ile ilgili elimizden geldiği kadar da size destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi Erkan'a vereceğim sözü. Erkan programın kendi yönetim panelinden, arayüzlerinden sistemin nasıl çalıştığıyla ilgili modül modül size anlatacak. Eğer anlatım sırasında sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen bizi durdurabilirsiniz. Konu konu gidebiliriz. Bizi yavaşlatmayacak derecede. Bu arada ben de bazı modüller anlatırken tekrar araya gireceğim. O modüllerin size neler sağladığıyla ilgili kısa kısa bilgiler vereceğim. Şimdilik kendi adıma teşekkür ederim dinlediğiniz için. Girişte arkadaşlarımın size vermiş olduğu QR kodları lütfen telefonlarınıza, kameralarınıza okutunuz. Çünkü bir tane emniyet heriyeniz olacak. Değil mi müdürüm? Evet. Ben Yusuf söylemedi. Ben tekrar bir üzerinden geçeyim.
Çekilişten bir tane kabul ederseniz eğer bir mükellef hediyemiz olacak. Bir de bugün seminerimize zahmet edip katılan bütün mali müşavirlerimiz eğer ürünümüzü almak isterse muhasebe app ve muhasebe POS iki tane ürünümüzü hediye olarak vereceğiz. Bunun da bilgisini vereyim. Teşekkür ediyoruz Murat Bey. Merhaba, tekrar hoş geldiniz. İsmim Erkan, mikrogrupta eğitim uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün Murat Bey'in de bahsettiği gibi aslında e-mükellef ürününün hem içeriğinden bahsedeceğim, hem modüllerin kullanımına tek tek değinmeye çalışacağım. Sorularınız oldukça anlık olarak lütfen iletin sorularınızı ama son kısımda yine sorularınıza da yer vereceğimiz bir bölümümüz olacak. Orada da paylaşabilirsiniz bizimle. Ben şimdi öncelikle ürün içeriğiyle başlamak istiyorum. Aslında e-mükellefi satın aldığınızda ne alıyorsunuz, nasıl hizmetlerden faydalanıyorsunuz? Bunlara değineceğim. İlk etapta şu an ekranda gördüğünüz ya da benzeri bir internet sayfası kuruyoruz sizler adına. Bu sayfa içerisinde mali müşavirler kendi tanıtımlarını, bilgilendirmelerini ya da mükelleflerle aralarında olan irtibatlarını kurabiliyorlar. Ama bu internet sayfasının önemli bir noktası var. O da ekranımızın sol tarafında bulunan e-mükellef girişi isimli butonumuz. Şimdi mükellefleriniz bu butona tıklayarak kendi firmalarına ait vergi kimlik numaraları ya da TC kimlik numaraları ile birlikte giriş yaptıkları zaman şu anda gördüğümüz sayfayla karşılaşıyorlar. Bu sayfa içerisinde bir mükellefe lazım olabilecek evrakların tamamı otomatik olarak yükleniyor bu sayfaya. Yani siz bir mali müşavir olarak programı kullanırken beyanname indirdiniz, SGK evraklarını indirdiniz, tahakkukları indirdiniz diyelim ki, indirdiğiniz an itibariyle her mükellefin hesabına otomatik olarak bu evraklar yükleniyor. Dolayısıyla mükellefler girip buradan aslında birçok evrak kendi başlarına ulaşabiliyorlar. Hatta SGK borcu yoktur yazısı bile alabiliyorlar bu sayfa aracılığıyla. Bununla birlikte yine internet sitemiz üzerinde ya da direkt olarak içerisine girmiş olduğumuz mükellef paneli içerisinde ekranın sağ üst tarafında mükellefin ne kadar borcu olduğuna dair bilgilendirme yapılıyor. Mükellef eğer isterse bu alan içerisindeki online ödemek için tıklayın butonuna tıklayarak ödemesini kredi kartıyla gerçekleştirebiliyor ya da hesap özetini görebiliyor. Yani hangi tarihte kaç TL ödeme yapmış, kaç TL borç yansımış kendisine, tüm bu bilgilere kendisine ayırdığımız sayfa üzerinden otomatik olarak ulaşabiliyor mükellefler. Erkan, bir müsaadeni isteyeyim burada lütfen. Tabii, buyurun lütfen Murat Bey. Az önce mükellef tarafından bahsetmiştim. Sizin adınıza kurulan kurumsal internet sitenizden müşterinize bir kullanıcı adı parolası verdiniz ve müşteriniz burada girdi. Sistem GİP'le SGK ile entegre çalışıyor. Sizin yüklediğiniz dosyalar cari takip dahil ihtiyacı olan aslında bütün verilere buradan ulaşabiliyor. Aynı şekilde bir de mobil uygulamamız var, muhasebe app. Eğer isterseniz o mobil uygulamasında müşterinize kullandırtabiliyorsunuz. Dolayısıyla tahakkukların ulaşmasından tutun da ihtiyacı olan borç sorgulamalarından, borcu yoktur kağıtlarından, beyannamelerine kadar bütün kontrol sizde, tamamıyla müşterinin kullanımına sunabiliyorsunuz ya da sunmak istemiyorsunuz. Yani bu aslında size bağlı. Bu sistemi aldığınızda mükellef kullanacak ya da müşteriye kullandıracaksınız diye bir kural yok. Dolayısıyla bu tamamıyla sizin opsiyonunuzda ya da işte müşterilerinizden belli bir kısmına kullandırtabilirsiniz, belli bir kısmına kullandırtmayabilirsiniz. Bu sorular çok geldiği için böyle bir açıklama gereği duydum. Dolayısıyla hani bu tamamıyla bu paneli kullandırtmak, bu paneli kısıtlamak tamamıyla sizin elinizde. Buyurun. Şimdi mükellef panelinden sonra bizim bir de yönetim paneli dediğimiz, aslında mali müşavirlerimiz ve ofisindeki çalışanlar, mali müşavir adayları için çok aktif kullandığımız bir sayfaya geçiş yapacağız. Yani işlerinizin neredeyse %90'ını, %95'ini bu sayfa üzerinden yapabileceksiniz. Ama buraya geçmeden önce bizim bir de kullanıcılarımıza sunmuş olduğumuz ek uygulamalarımız var. Onlardan kısaca bahsedeyim. Hemen ardından modül modül bu kısmı anlatacağım sizlere. Şimdi bizim öncelikle bir masaüstü programımız bulunuyor. Masaüstü programımız giriş yapıldığı takdirde şu anda ekranda gördüğümüz sayfayla karşılaşıyoruz. İnternet sitelerine, yani mali müşavirlere lazım olabilecek internet sitelerine kolay erişim yapabileceğiniz linkler bulunuyor. Ama masaüstü programımızın önemli kısmı ekranın üst kısmında bulunan beyanname indir butonudur. Şimdi e-mükellef aracılığıyla aklınıza gelebilecek evrakların tamamını yönetim panelinden, yani internet tarayıcınız üzerinden indirip mükelleflere gönderebiliyorsunuz. Sadece vergi evraklarında ve SGK evraklarında
masaüstü programını kullanıyoruz. Ama burada da şöyle bir kolaylığımız var. Diyelim ki ofisinizde 10 tane bilgisayarda eMükellef programı kurulu ya da 10 farklı kişi tarafından kullanılıyor. Sadece bir tane bilgisayardan indirme işlemlerinizi yaptığınız zaman direkt olarak indirmiş olduğunuz evraklar tarayıcıya yüklendiği için, yani web tarafına yüklendiği için, diğer bilgisayarlardan da tekrar bir indirme işlemi yapmanıza gerek kalmıyor. Masaüstü programımızın yanı sıra bir mobil uygulamamız var. Biraz önce Murat Bey'in de bahsetmiş olduğu mobil uygulama. Mobil uygulamamız iki taraflıdır. Yani hem mali müşavirlerimiz mobil uygulama üzerinden giriş yapıp aslında birçok işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Hem de mükellefler mobil uygulama üzerinden giriş yapabiliyorlar. Şöyle örneklendireyim. Mesela ofis dışındayken bir firma arayıp sizden bir evrak talep etti. Acil olduğunu beyan etti. Bir bilgisayara erişmenize, ofise dönmenize gerek kalmadan cep telefonundan giriş yapıp mükellefin istediği evrağı direkt olarak kendine gönderebiliyorsunuz. Ya da mükellef eğer bu uygulamayı kullanırsa, biraz önce göstermiş oldum, şu anda da ekranlarda gördüğünüz mükellef paneli içerisindeki tüm seçenekleri cep telefonu üzerinden de görüntüleyebiliyor. Ben biraz daha net olması için ekran görüntülerini aldım mobil uygulamamızın. Şu anda açmış olduğum kısım mükellef tarafıdır. Yani bir mükellef uygulamaya cep telefonu üzerinden giriş yaptığında ekranda görmüş olduğumuz tüm menüleri, bu menüler altındaki tüm evraklara birkaç tıklamayla kolay bir şekilde ulaşabiliyor. Ya da mali müşavir olarak sizler giriş yaptınız diyelim ki, aynı şekilde uygulama içerisinde bulunan menülerin neredeyse tamamına cep telefonunuz üzerinden ulaşıp işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani %100 mobil destekli bir program olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte Google Chrome tarayıcısı üzerinden sunmuş olduğumuz eklentilerimiz var. Birincisi mükelleflere yöneliktir. Eğer bir mükellef Google Chrome tarayıcısına uygulamamızı yüklerse şu anda gördüğümüz pencere ekranları üzerinden açılacaktır. Bu pencerede de mükellefe lazım olabilecek hızlı linkler otomatik olarak gelecektir karşısına. Bir de bizim mali müşavirlerimize yönelik sunmuş olduğumuz bir Google Chrome eklentisi var. Bu eklenti sizler için önemli çünkü belki duymuşsunuzdur. eMükellef programı üzerinden mükelleflere toplu olarak WhatsApp aracılığıyla evrak gönderme, ileti gönderme işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani 100 tane evrak da olsa siz birkaç tıklamayla bu evrakları WhatsApp aracılığıyla gönderebileceksiniz. Bunlara da birazdan yine detaylı olarak değineceğim. Bir tane daha uygulamadan kısaca bahsetmek istiyorum. Hemen ardından modüllerimize geçiş yapacağım. Şimdi eArchive fatura sistemini ilk defa kullanacak olan mükellefleriniz, tahmin ediyorum ki sizlere ulaşıp cep telefonundan fatura kesebilir miyim ya da faturalarımı nasıl keseceğim şeklinde sorularla geliyorlardır. Bizim eArchive Fatura Portal isimli bir mobil uygulamamız var. Uygulama normalde ücretli olarak satılıyor. Ancak siz bir mali müşavir olarak eMükellef programını kullanırsanız, sizin sisteminizde kayıtlı olan vergi kimlik numaraları, TC kimlik numaraları bu uygulamayı cep telefonuna ücretsiz indirebiliyorlar. Aynı zamanda buradan eArchive faturalarını kolayca kesebiliyorlar. Bu uygulamayla ilgili hemen kısa bir bilgi de vereyim. Biliyorsunuz eArchive portala girdiğinizde bir cari kayıt yok. Yani her seferinde, yani devamlı sürekli kestikleri müşterilerle ilgili oraya biliyorsunuz ünvan, düzeltiyorum, vergi numarası ya da TC'yi girdikten sonra adres girme zorunluluğu var. Dolayısıyla hani orada bir farklı bir iş süreci de var. Bu uygulamada o carileri kaydediyor. Tekrar fatura kesmek istediğinizde tekrar müşterileriniz girmek zorunda kalmıyorlar. Şimdi yönetim paneline geçiş yaptığımız zaman aslında eMükellef'in ilerleyen adımlarda da değineceğiz. Kullanıcılarımıza, mali müşavirlerimize sunmuş olduğu kolaylıklar bulunuyor. Bunlardan birincisi, ekranın üst kısmında bir tane arama butonumuz var bizim. Diyelim ki bir menüye ulaşmaya çalışıyorsunuz, modüle ulaşmaya çalışıyorsunuz ama çok sık kullandığınız bir modül değil. Anlık olarak unutmuş olabilirsiniz ya da programı ilk defa kullanıyorsunuz. Direkt olarak arama kutucuğuna anahtar kelimeyle arama yapabiliyorsunuz. Mesela tebligat yazdığınız zaman içerisinde tebligatla ilgili işlem yapabileceğiniz tüm modüllere nasıl ulaşabileceğinizi gösteriyor program size. İsterseniz de buradan tıklayıp istediğiniz modüle kolayca erişebiliyorsunuz. Bununla birlikte kullanabileceğimiz modüllerin tamamı ekranımızın sol tarafında liste halinde görüntüleniyor. Birinci sırada mükellef işlemleri modülümüz var.
Şimdi bu modül aracılığıyla sistemimizde kayıtlı olan mükellefleri görüntüleyebiliyoruz. Mükellef ekleme işlemlerimizi yapabiliyoruz ya da mükelleflere toplu olarak mükellef paneli üzerinden bilgilendirmeler yapabiliyoruz. Öncelikle mükellef bilgileri sekmesine giriş yaptığımızda sistemimizde kayıtlı olan tüm firmaları ekranımızın orta kısmında görüntüleyebiliriz. Eğer bu firmalarla ilgili bir değişiklik yapacaksak ekranın sağ tarafındaki düzenle sütunu altından düzenle butonuna tıklayıp istediğimiz şekilde değişiklik yapabiliyoruz firmalarla alakalı olarak. Bu alan içerisinde firmalar adına lazım olabilecek tüm bilgilerin yer aldığı bir bölüm bulunuyor. Burada önemli olan vergi türleri alanımız var. Birazdan yine değineceğiz detaylı olarak. E-mükellef aracılığıyla toplu olarak beyanname kontrolü gerçekleştirebiliyorsunuz. O beyanname kontrolü işlemlerinin yapılması için böyle bir alan ekledik. Buradan mükelleflerin sorumlu oldukları vergi türlerini siz bir kez işaretlediğiniz zaman, normal kullanımlar için söylüyorum, ana muhasebe programınızda diyelim ki beyannameleri gönderdiniz, işleriniz bitti ama herhangi bir eksik var mı, gözden kaçan bir nokta var mı, bunu tespit etmek için e-mükellef üzerinden sadece birkaç tıklamayla tüm kontrollerinizi tüm firmalar için gerçekleştirebiliyorsunuz. Program üzerinden mükellef ekleme işlemlerimizi yapmak için de ekranın üst kısmındaki butonları kullanıyoruz. Buradaki mükellef ekle butonuna tıklarsanız eğer tek tek firma ekleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ama daha kolay bir yöntem var. Toplu mükellef ekle butonuna tıklayıp giriş yaptığınız sayfadaki buraya yazısına tıklayarak bir tane Excel dosyasını bilgisayarınıza indirip bu Excel dosyası üzerinden istediğiniz kadar firmanın bilgisini toplu olarak e-mükellefe yükleyebiliyorsunuz. Bu bilgiler sadece ünvan, vergi, kimlik numarası gibi normal bilgiler değil. Bunun yanı sıra firmanın sorumlu olduğu vergi türlerini, bununla birlikte internet vergi dairesi gibi şifrelerini bu alan içerisinden yazıp toplu olarak aktarmanız mümkündür. Efendim? Şöyle zirveden otomatik çekilmesiyle alakalı olarak çalışmamız var. Irgat'ta belki duymuşsunuzdur daha önce zirve masaüstü programı ile ilgili yapmış olduğumuz entegrasyonlar vardı. E-mükellef için de şu anda gelişme aşamasında, ilerleyen zamanlarda e-mükellefte de yapacağız. Şu an için evet, manuel olarak bu alan üzerinden yani Excel aracılığıyla toplu bir şekilde yükleyebilirsiniz ama ilerleyen dönemlerde farklı entegrasyonlarımız olacak. Firma bilgileri dahil zirve kullanıyorsanız eğer, kayıtlı bütün firma bilgilerinizin bütün bilgileri, GİPSGK şifreleri dahil hepsini otomatik olarak aktarabileceksiniz. Şu anda geliştiriyoruz entegrasyon sürecinde. Bununla birlikte mükellef işlemleri modülümüz altından mükellefleri toplu olarak duyuru çıkartabiliyorsunuz. Toplu duyuru yap seçeneğine giriş yaptıktan sonra sağ üst taraftan duyuru ekle deyip istediğiniz herhangi bir başlığı ve istediğiniz herhangi bir içeriği yazabilirsiniz. Bu alan içerisinden sizin yazmış olduğunuz bilgilendirme mükelleflerin mükellef paneli içerisine otomatik olarak düşecektir. Yani siz bu bilgilendirmeyi yazdınız diyelim ki mükellef paneline giriş yapıldı. Anlık olarak bildirim ekranlarda görüntülenecek. Yani mükelleflere kolay bir şekilde ulaşmanız mümkün olacak panel aracılığıyla. Mükellef işlemleri modülümüzden sonra otonom sistem EOS modülümüz var. Otonom sistem EOS modülü aslında e-mükellef içerisinde kendi başına çalışan ayrı bir program gibi düşünülebilir. Çünkü program aracılığıyla sizin sistemde kayıtlı olan tüm şifrelerinizi kullanarak internet sayfaları üzerinden evrak sorgulama işlemi gerçekleştiriyor. 14 farklı evrak için her akşam 8'den sabah 8'e kadar sorgulama yapıyor programınız. Eğer yeni bir evrak tespit ederse, yani diyelim ki bir SGK evrağı tespit edildi, bununla birlikte tebligat tespit edildi ya da farklı bir evrak tespit edildi. Bu evrakları otomatik olarak sizin sisteminize indirip kaydediyor. Aynı zamanda mükelleflere indirmiş olduğu evrakları mail yoluyla ya da SMS yoluyla da toplu olarak anlık bir şekilde iletebiliyor. Bununla da kalmıyor. Mali müşavirine bir de sabah 8.30'da bir tane mail gönderiyor. Bu mail içerisinde de şu anda ekranda gördüğümüz görüntü mevcuttur. Mail içerisinde de hangi sayfadan kaç tane sorgulama yapıldı, kaç tane evrak indirildi,
Hatta bu sorgulama esnasında herhangi bir hata alındıysa, şu kısımda da gördüğümüz gibi uyarı başlığı dahilinde hangi evrak için neden kaynaklı hata alındı, buna dair detaylı raporu sunuyor ve otomatik olarak gönderiyor. Yani siz e-mükellef programını kullanmaya başladıktan sonra, eğer otonom sistem EOS modülüne de sahipseniz, modül sizin adınıza tüm sorgulamaları, tüm işlemleri otomatik olarak kendi başına gerçekleştiriyor. Ben yine Erkan müsaadeni isteyeyim. Ben az önce anlatırken hani iş körlüklerinden bahsetmiştim. Hem mükellef hem personel tarafındaki otokontrolden bahsetmiştim. Bu yapay zeka bunun için planlandı. Sistem beyanname indirmeye kadar, unutulan beyannameye kadar, raporlara kadar sizin belirlediğiniz şekilde her akşam bütün sistemi, bütün mükellefleri taramasını yapıp sabah da size bu raporu sunuyor. Bu dediğim gibi herhangi bir yoğunluktan dolayı işte tebligat kaçırmamanızı sağlıyor. Herhangi bir yoğunluktan dolayı raporlar, onaysız rapor gözden kaçmasını engelliyor. Yine herhangi bir yoğunluktan dolayı bir beyanname unutulmasını ya da beyannameleri de otomatik gönderiyor müşteriye. O gün içinde bir gönderilmeyen beyanname varsa onu da gönderiyor. Dolayısıyla hem müşteri tarafındaki hem mükellef tarafındaki iş körlüklerinden kaynaklanabilecek bütün problemlerin aslında önüne geçecek bir modül ve yani bu sistemi biz mümkün olabildiğince geliştirdiğimiz kadar geliştirip yapay zekanın kontrolünde bütün ofislerinizi yönetmenizi hedefliyoruz. Hatta burada bize SGK şifrelerinizi tanımladınız. Personelleri değil, firmanın şifresini giriyorsunuz ya. Orada onaylanmamış bütün personel raporlarını size burada gösteriyor. Yani X şirketinde iki tane atıyorum iş kazası var ya da analık var, hastalık var neyse onların hepsini tarayıp size raporluyor. Buyurun lütfen. Ben duyuyorum da salonun duyması için. Rica etsek. Soru şu. Öğleden önce programın var mı yok mu bilmiyorum ben. O devre uğrayınca geldiğinden programın mesaj gelmişti zaten. Tamam buyurun. Mesaj gelmişti zaten. Ha bak yok bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu sizin sunduğunuz program biz mesaj gibi zirvedeki işlemler yapıldıktan sonraki raporlamayla alakalı. Tabii. Yani tabii. İşte, peki bu raporlamada demin parametrelerden bahsettiniz. Hangi? Kontrol yapılmasından bahsettiniz. Kontrol parametrelerini siz mi veriyorsunuz yoksa otomatik yapıyorsunuz? Siz veriyorsunuz. Panelden şeyleri değil mi? Tebligat sorgula, rapor sorgula. KDV kontrol edecek, şimdi, kontrol edecek falan değil de bu parametreleri de biz oluşturuyoruz. Şimdi beyanname unutulmuş mu, unutulmamış mı? Şimdi o manuelde var. Biz de tuşa bastığı zaman buradaki mali müşerler verirse, mali müşerler olduğu için belgeler size beyanı 2100 lira yazacağını, 21 bin lira yazacağını, 210 bin lira yazacağını ödemesini bir şey oldu. Yani onu bilmeyiz biz. Biz parametreler kontrol edecek dediniz zaman yok. O parametre kontrollerini biz mi yapıyoruz? Yok. Bu bakın, bu yok. Bu genel muhasebe programı değil. Bu tamam. Bu tamamıyla yok kontrolü şöyle yapıyor. İşte bir firmanın KDV 1'i var. MUH SGK'sı var. Atıyorum GECAP'ı var. O ay vermeniz gereken. Tabii. Ya yani içerikler biz onaylanmış. Arkadaş dedi ki rakam tablo gösterdiniz. İşte bu KDV'de bir yanlışım varsa kontrol edilir de. Şöyle. Yok. Tablo göster. Ondan dolayı. Yok. Öyle bir kontrolümüz yok. Şu kısmı söylüyor Murat Bey. İsminiz neydi? Ekrat havuzu çıkardı ya. O an orada cümleyi kullanmıştı. Yok. Orada şöyle. Ekrandan şöyle, gösterdim uyarıyı. Bu yapay zeka EOS modülü girip sistemde bir sorgulama yapıyor ya. Yapamazsa atıyorum firmanın şifresi kilitlenmiştir, iz olmuştur ya da değişmiş olabilir. Sorgulayamadığının raporunu veriyor size. Diyor ki bu firmanın şifresi hatalı, sorgulayamadı. Bunu demek istedi. Mükelleflere indirimler yapıyor. Onlar falan kolaylık. Onlara bir dinlenmesin de. Yok. Orada bir ona karışmıyoruz. Tamam. Yani orada KDV'nin tutarı budur. Doğrudur, yanlıştır. Ama detay sorabilir de ben kontrol edecektim. Aynen yok.
Orayı biraz daha net olması için örneklendireyim. Hatta direkt olarak orada görüntülenen uyarıyı okuyayım ben size. Bir mükellefin SGK bilgisi e-mükellef paneline hatalı yazıldığı için sorgulanamadı şeklinde. Yani bu sorgulamaları otomatik yapan bir program olduğu için sorgulama yapılamazsa eğer bununla ilgili bilgilendirme yapıyor. Bir şey ilave edeyim size programda ama şöyle bir şey ilave edebilirsiniz. Adamın bilgilerini fazladır. Hesapları fazla eksiktir. Yani bunun sonuçta ödeme çıkması, devir çıkması lazımdır. Bununla ilgili basit kurallar koyabilirsiniz buraya. İnsan onu atlayabilir bazen veya sistem yanlış olur. Ondan ilave edebilirsiniz diye söyledim. Ben bu fikrinizle ilgili bir not almak isterim. Bir de iletişim bilgilerinizi verirseniz bir inceleyelim, size dönüş yapalım, olur mu? Hem bize bir orada bir göstereceğiniz bir yol varsa onu da dinlemek isterim. Ona göre bir yapabileceğimiz bir şey varsa memnuniyetle yaparız. Ben onu güzel bir şey dedim de onu çıkamamak lazım. Yani insan onu doluyor. Tabii. O anda doluyor, onu da görmüyorsunuz. Yani. Tabii. Geçen bilgisayarda iade var. Tuttu bilgisayarda bir yere yanlış yazdı. Abarttın bir anlama gidiyor. Yani normalde uyarıyordu. Tamam. Baktım dedim bu sistem uyarmıyor galiba dedim burada. Mesela zirveye de bir şey paylaştım böyle. Ben çünkü daha mazlum mesleğe gerçek gençler bunları daha davada. İlk mesleğe başladığımda okulda bilgisayar olunca bilgisayar alacak. Yani yapay zekaya ne verirse onu anlatacak sana. Onun için sorun. Evet. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Murat Bey, ben soru sorabilir miyim? Lütfen buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Adım Tuncay Kiraz. 4 yıldan beri programınızın kullanıcısıyım. Öncelikle onu söyleyeyim. Programda bazı eksikliklerimiz var ya da ben görmemiş olabilirim de diyebilirim öncelikle. Talepte bulunduk ama geliştirmeler son 6 aydan beri zayıfladığını düşünüyorum bu konuda. Ama ben programdan son derece memnunum. Çok teşekkür ederiz. Birinci olarak kaydetmeyi kolaylaştırmak gerekiyor. Örnek veriyorum. E-tebligatlarla ilgili olarak indirirken, personellerimize atama yaparken indirip atama yapmak zorunda kalıyoruz. Muhasebe CRM modülünü atıyoruz oradan. Burada problem yaşıyoruz. Ticaret sizi gazetelerini akıllı bir şekilde yapay zekayla var olanları almasın, otomatikman kendisi indirsin derim bu noktada. Bu bunları birinci yöntem. Bildirmiş miydiniz? Bildirdik ama dönüşlerinizde problem var. Tamam. Onu da söylemek zorundayım. En önemli konu biz mali müşavirler için akıllı takvim problemi. Yani bunu defalarca söylememize rağmen maalesef çözüm alamadık sizlerden. Akıllı takvim dediğimiz konu şu. İmza sirkülerinin süresi 15 Aralık 2028'de bitecek. 2028'e kadar kaydedebiliyoruz ama 2028'e gitmiyor. O yılın sonunda 31.12'de sonlanıyor. Sonra biz tüm firmalarımızın bildirimlerini tekrar sil baştan girmek zorunda kalıyoruz. Yani güncellemek zorunda kalıyoruz. Girmek değil, güncellemek zorunda kalıyoruz. Anladım. Bu en önemli konu, bu programın en büyük eksikliklerinden biri bu. Özellikle firmalarımızdaki imza sirküleri, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi, yani süreli tüm evrakların hatırlatması noktasında oldukça iyi. Bunun cevabını şu şekilde açıkladınız Murat Bey. Siz değil tabii ki, sizin kadrolarınız olabilir. Şu şekilde açıklandı. Çok fazla bir hafıza oluyor, depolama oluyor. Bu sebepten dolayı yaşamıyoruz. Ben bu programı niye aldım ki o zaman? 2027'de de hatırlatmasını isterim. 2028'de de hatırlatmasını isterim. Çünkü öyle bir imza sirküleri 10 yıllık süreyle yaptığımızı düşünelim. En önemli konulardan biri bu. Eğer bunu açtıysanız bilemiyorum. Bakın bu benim sadece hala açılmamış. Bak ekibimden arkadaşlarım da burada. Akabinde diğer bir eksiklik, muhasebe CRM modülüne geldiğimiz zaman açabilirseniz sevinirim. Uygulama olarak da gösterebilirim. Muhasebe CRM'i en iyi kullananlardan biri olduğumu düşünüyorum bu konuda. Çünkü aklımda hiçbir şey tutmuyorum. Çok affedersiniz ya. Şöyle yapabilir miyiz? Biz modülleri anlatırken, o sırası mesela muhasebe CRM'i anlatırken, orada o muhasebe CRM'le ilgili, çünkü parça parça olacak. Orada olsa CRM'le ilgili bize bilgi verseniz olur mu? Ben şunu CRM'i söyleyeyim ondan sonra bir daha söz hakkı almayacağım. Hayır alın lütfen, yanlış anlamayın beni. Çıkabilirim, özür dilerim öncelikle. Hayır ya, yanlış anlamayın beni lütfen, ben yanlış anlamıyorum. Yani katılımdan dolayı dedim. ama önemli bir konu muhasebe CRM konusunda. Word'den kopyalama yapıştır kaldırıldı. Bakın Word'den kopya. Bakın bir yerden yazı yazıyoruz. Personelime görev tanımlaması yapacağım. Şu konuyla ilgili olarak şuna dikkat edelim. Şu mükellefim şunu söyledi. Word'e yazmışım, örnek veriyorum. Ya da Google'a yazmışım, sesli yazma.
programın en büyük problemlerinden biri de sesli yazma. Pratikleştirilebilir bu konu bu noktada. Bu programın daha da ileri gidiyorum bu konuda. Sesli yazma butonu eğer ki olursa program tadından yenmez bu noktada. Onu söyleyeyim öncelikle. Ama biz belli bir noktada mesafe kat ettik. Akabinde neyse arkadaşlarım vaktini almak istemiyorum. Yok, konu dağılmasın diye dedim ben. Şey geldiğinde hani modül modül bize orada söz alıp yönlendirirseniz memnun olurum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bunları da ben ayrıca tek tek yazacağım şimdi. Sizin de iletişim bilgilerinizi almak istiyorum. Ona göre yani çok... Şimdi bizim için eski kullanıcılarımız ya çok değerli çünkü biz onların sayesinde geliştiriyoruz. Hani kendisi efendi zaten memnun olduğunu söyledi ama daha da iyiye götürmek için katkı sunmak istiyor. Biz de memnuniyetle kabul ederiz bunu. Siz bir şey soracaktınız galiba konuyla alakalı mı? Ben internet sürücülerine yatırım yapmak istiyorum. Son 2012-2040'da bitiyor. Üyeliklerimiz sıkıntı olarak görüyor ve rahatsız oluyor. Süresiz, yani müşteriden süresiz verdiğinde süresiz bitki de olabilir orada. Ekleyelim. Bunu alıyorum. Tamam. İmza sürküleriyle ilgili özellikle ben sizinle iletişime geçeceğim. Lütfen. Teşekkürler. Ben bir sonraki modülümüzde devam edeyim. Mükellef isimli modülümüz. Bu modül aracılığıyla da aslında birçok sorgulamayı toplu olarak yapabiliyoruz program üzerinden. Bu sorgulamalar sonucunda indirmiş olduğumuz evrakları yine toplu olarak WhatsApp aracılığıyla, mail aracılığıyla ya da SMS aracılığıyla mükelleflere de gönderebiliyoruz. Burada SMS için ufak bir parantez açayım. Gönderdiğimiz SMS'ler içerisinde sadece bilgilendirme metni değil, bir de evrağın indirilebileceği link yer alıyor. Dolayısıyla mükellefler SMS üzerinden de evrak indirme işlemlerini yapabiliyorlar. Mükellefin altındaki ilk modülümüz vergi ve SGK evrakları. Hani masaüstü programımızdan indirdiğimizde otomatik olarak tarayıcınızda görünüyor demiştim ya. Bu alanda bulunan tüm evrakları listeliğe tıkladığınız zaman siz masaüstü programı aracılığıyla sizin şifreleriniz üzerinden indirilmiş olan beyannameleri, tahakkukları bu alandan görüntüleyebiliyorsunuz. Ekran kullanımları çok basittir. Giriş yaptığımız zaman ekranın üst kısmında bir tane filtreleme alanımız bulunuyor. Burayı aslında birçok ekranda göreceğiz. Kullanım kolaylığı sunmak adına kullanıcılarımıza böyle bir dizaynımız bulunuyor. Girdiğiniz sayfaya göre bu filtreleme seçenekleri değişiyor. Ben mesela şu anda beyannamelerle, tahakkuklarla alakalı bir sayfada olduğum için vergi niteliği şeklinde bir filtreleme seçeneği bulunuyor bu alanda. Bununla birlikte buradan evrakları kontrol etmek için istediğimiz döneme göre seçim yapmamız gerekiyor. Benim sistemimde Şubat ayında yüklenmiş olan evraklar vardı. Şubat ayını seçtiğim an itibariyle evraklar ekranlarımda görüntüleniyor. Buradan yapmam gereken kontroller varsa kontrollerimi gerçekleştirebiliyorum. Bir de bu ekranlar üzerinde sağ üst tarafta bulunan gönderme durumu ve indirme durumu filtreleme seçenekleri var. Bunlar da yine ilerleyen süreçlerde programı kullanırsanız eğer sizler adına önemli seçenekler, filtreleme işlemleri olacaktır. Çünkü gönderme durumuna tıklayıp herhangi bir seçeneği işaretlediğiniz zaman müşterilere hangi evraklar, hangi yöntemlerle gönderilmiş bunları ayrıştırabiliyorsunuz. Yani A firmasına mail üzerinden gönderim yapıldı mı, SMS gönderimi yapıldı mı, bu tarz bilgilere ihtiyacınız olduğunda bunları direkt olarak tek seferde filtreleyip inceleyebiliyorsunuz. Ya da gönderdiğiniz evraklar mükellefler tarafından indirildi mi, indirilmedi mi, bunun kontrolünü yine bu alan içerisinden indirenler ya da indirmeyenler dediğiniz zaman toplu bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi buradan indirdiğimiz evrakları kontrol ettik ve mükellefe göndermek istiyoruz diyelim ki. Bu durumda da hemen alt kısımda bulunan mail, SMS ve WhatsApp'la gönder seçeneklerini kullanabiliriz. Buradan hangi seçeneğe tıklarsanız tıklayın, ekran kullanımları birbiriyle aynı olacaktır. Yani şu anda toplu mail gönderme işlemi gerçekleştirmek üzere ekranlara giriş yaptım. Ekranın üst kısmında sadece toplu mail gönder diye bir buton belirdi. Ben yine bu üst taraftaki filtreleme seçeneklerinden hangi ayın evraklarını göndereceksem göndermek istediğim ayı tercih ediyorum. Ardından göndereceğim evrakları seçiyorum. Son olarak da toplu mail gönder diyerek mükelleflere evrakları toplu bir şekilde gönderebiliyorum. Burada şöyle bir kolaylık da sunduk kullanıcılarımıza. Şimdi bu evrakları sizler toplu olarak gönderdiğiniz zaman sistemde kayıtlı olan mail adreslerine otomatik olarak düşüyor. Ama mükellefler zaman zaman sizlere ulaşıp farklı mail adreslerine evrak göndermenizi isteyebiliyorlar. Bu tarz durumlarda da ekranın üst kısmında üçüncü kişilere bilgi maili gönder seçeneği var. Buraya tıklayıp istediğiniz herhangi bir mail adresine tek seferlik gönderim yapabiliyorsunuz. Yani her seferinde sisteme
mail adresi kaydetmenize gerek kalmıyor. Aynı zamanda mükellefler sizin göndermiş olduğunuz bu maillere dönüş yapıp sizlere yanıt verebiliyorlar. Verdikleri bu yanıtta ekranın alt kısmında bulunan yanıtlar hangi adrese gelsin de belirtmiş olduğunuz mail adresine otomatik olarak düşüyor. Buyurun lütfen. Bir mükellefe birden fazla mail ve cep telefonu tanımlanabiliyor mu? Aynı mükellef için. Mükellef içerisinde tabii birden fazla mail adresi, birden fazla cep telefonu numarası tanımlayabilirsiniz. Gönderimler yapılırken de her ikisine birden gönderim gerçekleştirilir. Hatta buradan ben mail için gönderme işlemini de gerçekleştireyim. Toplu mail gönder dedikten sonra alt taraftaki gönder butonuna tıklarsak seçtiğimiz evrakların tamamı otomatik bir şekilde firmalara iletiliyor. Mail ile gönderden sonra SMS ile gönderme seçeneğimiz var. Ekranlara giriş yaptığımızda yine ekran tasarımı tamamıyla aynı. Ekranın üst kısmından sadece filtreleme yapıyorum. Ve son olarak toplu SMS gönder butonuna tıklamam lazım. Tabii evrakları seçmemiz gerekiyor öncelikle. Toplu SMS gönder deyip gelen uyarıya evet eminim dediğiniz an itibariyle SMS gönderimleri de otomatik olarak gerçekleştirilir. Alt taraftaki kırmızı bilgilendirme yazısı evrağın yani PDF dosyasının okunamadığına yönelik. Benim sistemimde gerçek beyanname ve tahakkukları olmadığı için bu şekilde bilgilendirme paylaşıyor sadece benimle. SMS ile gönderme işleminden sonra WhatsApp ile de yine toplu bir şekilde gönderimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bunun için WhatsApp ile gönder toplu modülüne giriş yapıyoruz. Modül açıldıktan sonra yine aynı tasarımı görüntülüyoruz ekranlarımızda. Yapmamız gereken işlem hangi döneme ait bir evrak göndereceksek ona yönelik filtreleme yapmak olacak. Ardından evrakları işaretliyoruz. Son adım olarak da toplu WhatsApp gönder deyip evraklarımızı toplu bir şekilde mükelleflere iletebiliyoruz. Buradaki gönder butonuna tıkladığımızda diğer ekranlardan farklı olarak bir tane daha bilgilendirme sekmesi açılıyor. Bu da bizim WhatsApp üzerinden toplu evrak gönderimi için kullandığımız Google Chrome eklentisine yönlendiriyor bizi. İşleme devam et dediğiniz zaman pratik modülümüz aracılığıyla seçtiğiniz tüm evrakları tüm mükelleflere WhatsApp aracılığıyla toplu bir şekilde gönderebiliyorsunuz. Yani sizin birkaç tıklama yapmanız WhatsApp'tan toplu ileti göndermeniz için yeterli olacaktır. Bir sonraki modülümüz SGK bilgisayarı indir seçeneği. Eğer isterseniz e-mükellef sistemi üzerinde bulunan SGK evraklarını anlık olarak kullandığınız bilgisayara indirebiliyorsunuz. Ekrana giriş yaptığımızda üst taraftan yine hangi dönem için işlem yapacaksak filtreleme yaptık. Hemen ardından istediğimiz evrakları işaretleyip toplu indir ve yazdır butonuna tıklıyoruz. Gelen uyarıya evet eminim dedikten sonra hangi yöntemle indirmek istediğimizi soruyor programımız bize. Zip ya da PDF indir dediğimiz an itibariyle de seçmiş olduğumuz evrakların indirme işlemleri gerçekleştiriliyor. Vergi ve SGK evraklarından sonra diğer evraklar seçeneğimiz var. Bu alan içerisindeki evrak listesine giriş yaptığınız zaman siz bilgisayarınızda bulunan herhangi bir evrağı e-mükellef sistemine yükleyip yedekleme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu alan içerisine yüklemiş olduğunuz evrakları yine mükelleflerinize toplu bir biçimde gönderebiliyorsunuz. Ekranları kullanmak için sağ üst taraftan yeni evrak ekle butonuna tıklamamız lazım. Ardından açılan sayfa içerisinde bu evrağı hangi firma için yüklüyoruz? Evrağın kategorisi nedir? Evrağın adı nedir? Ya da evrağın bir geçerlilik tarihi varsa bu tarihler nelerdir? Bu tarz bilgileri yazdıktan sonra buradaki göz at butonuna tıklayarak ya da istediğimiz evrağı ortadaki boş alanı sürükleyerek evrak yükleme işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Ve dediğim gibi buradan yüklenmiş olan evrakları isterseniz filtreleme seçenekleriyle ayrıştırıp kontrollerini gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz de mail yoluyla, SMS yoluyla ya da WhatsApp aracılığıyla mükelleflere yine toplu olarak gönderebilirsiniz. Erkan, müsaadenle burada bir araya girmek istiyorum. Tabii, buyurun lütfen Murat Bey. Şimdi yani gördüğünüz gibi bütün evraklar dahil, beyanname, tahakkuk, tahakkuk hizmet listesi, bordro ücret pusulası, puantajlar dahil aslında bir dijital arşiv oluşturabileceğiniz bir platform veriyoruz size. Biliyorsunuz Allah korusun ofisiniz yanabilir, işte bir deprem gerçeğiyle yaşıyoruz. Hırsız girip bilgisayarınızı çalabilir ya da bir virüs girebilir, bilgisayarınız hacklenebilir. Dolayısıyla bu bilgilerin hepsi bulutta. Tabii ki bütün bilgileriniz yok ama mümkün olduğu kadar az zararla hani işi kurtarmak gerekir diye düşünüyorum. Sizin için ve müşteriniz için önemli olan bütün evrakları bu şekilde dijital bir arşiv oluşturabilirsiniz. Konuya bir de bu gözle de bakmanızı istiyorum.
hani bulutta bir dijital arşiv oluşturabileceğiniz size ait bir alan var. Ne kadar alanı? Orada bir alan vermiyoruz. Mükellef sayısına göre zaten fiyatlandırıyoruz. Dolayısıyla yani orada bir alanımız yok. Tabii ki terabaytlar kadar bilgi yükleyemiyorsunuz. Resim, fotoğraf albümü yapamıyorsunuz tabii ki. Sadece evrak ve dosyalar. Fotoğraf fazla yaptırıyor zaten. Efendim? Biz fotoğraf fazla yaptırıyor. Videolar çok yaptırıyor. Şunu demek istiyorum. Biz başta faturalara indirdiğinde de program yardımcı olmuyor. Hı hı. E-arşiv faturaları. Evet. E-fatura? Yok. E-fatura indirmiyor. Yok. İkincisi dedim şey yazdınız orada. Adamın raporu var. Personel raporu. Onaylamayı eklemiş miydik en son? Onaylama yok. Tamam. Sadece raporluyoruz burada sizi. Görüyoruz. Bir de üçüncüsü bizim şimdi bu e-fatura defterler çıktı. Bu defterleri biz buraya sistem olarak atabileceğiz mi? Şimdi orada tabii defter boyutu biraz farklı bir konu biliyorsunuz. Hani yani orada beratlarınızı yükleyebiliriz. Türkiye'de bunu yapabilecek bir tane firma var. Maliye'den de geçen arkadaşlar iki arkadaşlar geldi. Sonra o bize demiş defteri getir. Adam da götürmüş kağıdı. Demiş ben değil mi ama başka bir şey yapayım sen mesulsun demiş. Sonra biraz daha araştırdım detayını demedim. Şu an bütün mali müşerilere gönderdikleri defterde mesuller. Ya bilgisayarlarında işte bazıları ayrı bir yer alıp kiralamışlar. Yani böyle bir hizmet yapıyorsanız dediğiniz gibi bulutta da olacaksa bizim defterlerde çok yer kaplamıyor yani. Tamam. Biz bunu da bir değerlendirme alırsanız tamam, satışınızda bunu... kolay olur yani. Tamam. Anda. Bunu da bir yani, tabii ki ben bunu da not alayım. Şimdi ben bir sonraki aşamada beyanname kontrol işlemine değineceğim. En başta da bahsetmiştim. Hani program üzerinden toplu olarak beyannameleri kontrol edebiliyorsunuz. Burada yine firma sayınız kaç olursa olsun, mesela 150 tane, 250 tane firmanız olabilir. Ana muhasebe programından beyannameleri gönderdikten sonra bir tanesini gözden kaçırabilirsiniz ya da benzeri durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunun da olumsuz geri dönüşleri oluyor biliyoruz ki. Bu tarz durumlarda e-mükellef programı üzerinden beyanname kontrol sekmesine geçiş yaptığınız zaman burada vergi kontrol tablosu şeklinde bir seçeneğimiz var. Eğer bu alana giriş yaparsanız sizin sisteminizde kayıtlı olan tüm firmalara ait bilgiler tek bir tablo üzerinde görüntülenir. Ben ekranı tek tek paylaşmak istiyorum. Yine ekrana giriş yaptığımız zaman ekranın üst kısmında bizim filtreleme seçeneklerimiz var. Yani hangi dönemin beyannamelerini kontrol edeceksek bu beyannameleri öncelikle dönemi seçiyoruz. Hemen alt tarafta beyanname türlerini görüntülüyoruz. İstediğiniz evrak türünü kırmızı rengi çevirerek bu alanı kaldırabilirsiniz ekranlarınız üzerinden. Bununla birlikte sizler için önemli olan kısım ekranın ortasında bulunan tablomuz. Burada tüm firmalarınız liste halinde görüntülenir tablonun solunda. Tablonun sağ tarafında ise evrak türlerini görüntüleriz. Ve bu evrak türleriyle ilgili olan işlemleriniz, yani beyanname gönderildi mi gönderilmedi mi, buna ait bilgilendirme renk bazında paylaşılır sizinle. Eğer burada kırmızı renk görüntülüyorsak beyanname gönderilmedi anlamına gelecektir. Yani siz programlarınızdan beyannameleri gönderdikten sonra bu tabloyu açıp baktığınızda neredeyse tablonun tamamına yakını yeşil renkte görüntülenecek ama da arada bir tane kırmızı renkte beyannamesi evrağı henüz gönderilmemiş olan firmayı kolayca tespit edebileceksiniz. Bununla birlikte bir de tablomuz... Buyurun lütfen. Tabii, mikrofonu. Zaman zaman çok iyi çalışmıyor. Son birkaç aydır hiç iyi çalışmıyor. Ben çok kullandığım bir modül bu. Burada aynı sorun var oluyor mu? Burada çalışmamasıyla alakalı herhangi bir sorunumuz bulunmuyor. Çünkü hayır, buranın çalışma yapısı birazcık daha farklı zirveden. Bu sorunuza hanımefendi 4 yıldır kullanıyormuş şirket, galiba. Hemen. Bir şey, aynı zamanda zirve yazılım da değil mi sizin? Peki tabii. Oradaki sorunu ben defalarca başvurmama rağmen düzeltilmedi. Yani bu eğer bu sistem çok iyi çalışıyorsa müşavirde de çalışması gerektiğini düşünüyorum. Zirve ekibine iletelim olur mu arkadaşlarımıza? Siz bir not alın lütfen. Şöyle burada
yani bir art niyet mi artık algılamalıyız bunu? Hayır, yani burada çalışıyorsa bence orada da çalışmalı. Buranın çalışma yapısı biraz daha farklı zirve masaüstü programından. Orası ana muhasebe programı bu kontrollerin nasıl yapıldığına dair, yani altyapısıyla ilgili olarak çok detaylı bilgim yok ama ben size emükellefin altyapısından bahsedeyim bu beyanname kontrol işlemlerinde. Şimdi beyannamelerle ilgili olarak her firma için işaretleme yaptığımızdan bahsetmiştim. Yani A firması KDV1'den sorumlu mu, KDV2'den sorumlu mu, evet. Bu şekilde. Bu işaretlemeleri yaptıktan sonra bizim sistemimiz kontrolleri yapmak için evrakları talep ediyor mali müşavirden. Yani siz zirveden diyelim ki beyannameleri gönderdiniz. Emükellefe gelip evrakları indirdikten sonra tek seferde kontrol edebiliyorsunuz. Evrakları isteme sebebi de bu kontrollerin direkt olarak indirilmiş olan evraklar üzerinden yapılması. Yani şöyle de örneklendireyim. İndirilmiş olan evraklardan mı yapıyor bu kontrolü? Tabii. Zirve müşavir gönderilen yani GİB'in sisteminden kontrol ediyor. Doğru, GİB'in sistemi üzerinden. O nedenle o zaman çalışıp çalışmama konusu arasındaki fark... Farkın nedeni bu demek ki. Olabilir kesinlikle, tamam, çünkü karşı ederim. Tarafta da bir sayfa mevcut. Ama dediğim gibi emükellefte buna benzer herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Daha detaylı kontrolleri de hatta Excel'e aktarıp yapabiliyorsunuz. Buyurun lütfen. Alper. O ay mesela KDV 2 zirveden verdik ama evet. Burada açık değil. Tamam. Bunun için uyarı alıyor muyuz biz yoksa? Bunun için uyarı almazsınız. Her firmanın sorumlu olduğu vergi türlerini sistem üzerinden doğru bir şekilde işaretlemeniz ama lazım. Ama şimdi mesela bir ay KDV 2'si oluyor, öbürküsü ay KDV 2'si olmuyor mesela ama atlanabilir bir konu. Yani oradan yapıyorum ama burada eğer olmadığı zaman da burada hata vermesi gerekmez mi? Buradaki işaretlemeyi opsiyonel olarak gerçekleştirmiyor program. Siz işaretledikten sonra yapmış öyle olduğunuz... Oluyor? Doğru. Tamam. İşaretlemeye göre ilerliyor ve kontrolleri gerçekleştiriyor. Onun için eğer herhangi bir değişiklik olursa o işaretlemeyi kaldırmanız evet, lazım. Ya da arkadaş. O ayki bilgilendirme dahilinde olduğu için sizde sorun olmayacaktır. Ben merak ediyordum ama şimdi bu sistemle beraber sonuçta bir sunucu masrafını, sunucu yükünü bir noktada hani yedekleme olayını ortadan kaldırıyoruz ya. Evet. Misal şimdi bunlar da sizin sonuçta sunucunuzda duruyor. Velhasıl sizin sunucunuza da bir sıkıntı olma ihtimali var. Var tabii ki. Bu tarz durumlar için mesela mali müşavirin yüklediği bütün, mükellefleri yüklediği bütün evrakları tek bir tıklamayla böyle indirebileceğimiz bir imkan var mı acaba? Tabii şöyle bilgi vereyim. Şimdi sunucularla ilgili kesinlikle dediğiniz gibi bugün Google gibi büyük firmalar dahi hacklenebiliyor ya da sunucularla ilgili sorun yaşayabiliyor. Bu tarz durumlara karşı bizim yedek sunucumuz bulunuyor. Dolayısıyla bir sunucuda sorun olsa dahi diğer sunucu dahilinde tüm yedeklerimizi kurtarabiliyoruz. Peki bu yedekler olarak. Ne kadar sıklıkla alınıyor? Yani bir olası bir mesela sizin hard disk bozulmanızdan biz ne kadar yani şöyle söyleyeyim. Afet'e karşı tier 1 sunucularıydı yanlış hatırlamıyorsam. Terminolojiye çok hakim yedekleniyor. Değilim. Bir felaket kurtarma merkezimiz var. Dolayısıyla otomatik yedekleniyor. Anladım. Teşekkürler. Bir de bu SMS konusundan bahsetmişsiniz. Teoride evet. Mesela güzel gözüküyor fakat kullanan insanların bunun için bir kontör ya da üçüncü parti bir şirketle mi anlaşması gerekiyor yoksa hizmeti siz mi sunuyorsunuz? O üçüncü parti firmalarla sizin herhangi bir anlaşma yapmanıza gerek kalmıyor. Tamamıyla bizim üzerimizden yapılıyor. Kontörle ilgili ücretlendirme var. Onlara da birazdan değineceğim zaten. Yükleme seçeneklerinden de bahsedeceğim. Anladım. Son olarak da mail konusunda da kurulumu siz mi yapıyorsunuz? Örneğin benim kendi bir alan adım var. Hı. Kendi SMTP sunucum var. Kullanıyorum. Kendi mailimi kurabiliyor muyum sisteme? Yani şöyle yapabiliriz. Biz sıfırdan gelen müşterilerimize A'dan Z'ye tüm kurulumlarını yapıp programı Erkan, kullanmaya... Pardon özür dilerim. Sisteme kendi e-postamı tanımlayabilir miyim diyorsunuz değil mi? Evet. Oradan mail girecek şekilde. Tanımlayamıyorsunuz. Bizim orada kurguladığımız e-mükellef adından bütün e-postalar gidiyor ama sizin ünvanınızla gidiyor. Giden maile müşteriniz... Evet, yanıtla dediğinde sizin sisteme girdiğiniz o kurumsal dediğiniz e-posta adresine cevap geliyor. Anladım. Yani bu tarz bir özellik de eklenebilir. Örneğin ben şu an kendi alan adımı kullanıyorum. Kendi sunucum var. Halihazırda bir hizmeti açık yani. Fakat mesela sizin sisteminizi kullanabilmem için benim büyük ihtimal sunucumu da size geçirmem gerekiyor anladığım kadarıyla. Konuyu şöyle anlatayım. Bir kere kendi alan adınız kalabilir sizde. Yönetimi tamamıyla sizde olabilir. Ama sistemin sunucu tarafı bizde olmak zorunda. Çünkü güvenliği alabilmemiz evet, adına. Tabii. Farklı sunucularda farklı güvenlikler alamayız dolayısıyla. E-posta adresleriniz de kendi sunucunuzda kalabilir.
Tamam. Yani orada biliyorsunuz bazı teknik ağ kaydı oluştur. Evet, evet. Hani MX kayıtları oluşturuluyor. Evet. Orada onu biz oluşturup öyle kullanamaz mıyız? Aslında onu merak ediyordum. MX kayıtlarını. E-posta adresleriniz bizim sistemden gitmez. Benden gidebilir, sorun değil. Ama sizin kendi özel gönderdikleriniz sizin kendi e-posta sunucunuzdan gider. Ama sistemin otomatik gönderdiği tahakkuklar e-mükellefin kendi sunucusu üzerinde. Bu herkes de mi böyle yoksa? Herkes de böyle. Ha, tamam, anladım. Teşekkür. Şimdi bunu da niye böyle aslında yapıyoruz onu da söyleyeyim. Spam'a düşmesin vesaire. Şimdi birçok nedeni var. Spam bunların en önemlilerinden bir tanesi. Fakat şimdi binlerce mali müşavir var. Bizim de binlerce müşterimiz var. Şimdi herkes kendi e-postasını kurduğu zaman bizim her sunucu için, Gmail için, Yandex için, işte Hotmail için, bütün bu ya da işte kurumsal kullanırız farklı sunucular için hepsi için bir yazılım geliştirmemiz gerekiyor. Ve arka planda da bunları takip etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünün, X mali müşavirimiz Hotmail'i kullanıyor, Y mali müşavirimiz kendi adına kurumsal e-posta adresini kullanıyor. Şimdi Hotmail'de kullandığı e-posta adresinin şifresini değiştiriyor ama gelip sistemden değiştirmiyor mükelleften. Yük biniyor. Ve postalar gitmiyor. Postalar gitmediği zaman işte bize dönüyor, diyor ki benim bu tahakkuklarım müşteriye gitmemiş, müşterim tahakkukları ödeyememiş. Neden? Çünkü siz orada değiştirdiğiniz Hotmail'in şifresini girip sistemde değiştirmemişsiniz. Yani aslında kontrol bizim elimizden çıkıyor. Bu bir. İkincisi biliyorsunuz bir mailing saldırısı diye bir saldırı türü var dünyada. O yüzden spam filtreleri çok gelişmiş durumda. Siz böyle toplu toplu mailler kendiniz gönderdiğiniz zaman bunlar spama düşebiliyor ya da geri gönderilebiliyor. Bizim buradaki e-posta sistemimizde karşı taraf e-postasında tahakkuka ulaştığı anda siz burada takip edebiliyorsunuz. Anladım. Yani sistem size diyor ki burada bu müşteriniz sizin gönderdiğiniz tahakkuku gördü, okudu ve zaman damgası vuruyor. Bunu sizin sistemlerinizde mümkün değil. Anladım. Bunun dışındaki giden maillerde kendi mailimizi kullanabiliyoruz. Tabii tabii. Onun için SMTP bağlantıları vesaire yapılabiliyor. Yok yok, kendi sunucunuzu kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Bizim sunucuyu kullanmak isterseniz de biz kendi serverımızın ayarlarını size veriyoruz. Ama siz şunu diyebilirsiniz. Benim mevcutta bir e-posta sunucum var. Hı-hı. E-postalarım benim kontrolümde kalsın. Ben kendi e-postalarımı buradan göndereyim. Evet. Ama sistem yine mükelleften göndersin diyebiliyorsunuz. Ya illa bize geçireceksiniz, kontrol bizde olacak diye bir şey. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi beyanname kontrolünün yanı sıra SGK evrakları için de aslında aynı kontrolleri gerçekleştirebiliyoruz. Yine aynı menünün altında SGK kontrol sekmemiz var. Buraya giriş yaptığınız zaman sistem üzerinden yine SGK evrakları için aynı tablo mantığıyla tüm firmalarınız için tek seferde kontrollerinizi yapabiliyorsunuz. Beyanname kontrolden sonraki seçeneklerimizin tamamı internet sayfaları üzerinden yaptığınız sorgulamaları aslında toplu olarak yapmanızı sağlayan modüllerimizdir. Mesela GİB e-arşiv portalı üzerinden toplu olarak sorgulama yapıp işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde internet vergi dairesi, interaktif vergi dairesi gibi kanallardan toplu sorgulamalar yapıp evrakları toplu bir şekilde indirerek mükelleflere iletme imkanınız var. Burada e-arşiv faturalar için ufak bir bilgilendirme yapıp şu anda mükelleflerin kesmiş olduğu yani gönderilen e-arşiv faturaları sistemlerimiz aracılığıyla indirebiliyorsunuz. Gelen e-arşiv faturalarla ilgili olarak da sizlerin de bilgisi vardır tahmin ediyorum ki bu yıl yapılan bir değişiklik var. Özel entegratörlük firmaları artık bundan sonraki dönemde fatura link görseli ekleyecekler ve bu değişiklik tam anlamıyla aktif olduktan sonra biz de yine kendi sistemlerimiz üzerinde gerekli çalışmaları yapıp gelen e-arşiv faturalar içinde entegrasyonlarımızı güncelleyebiliriz. Erkan, burada da hemen bir araya gireyim. Tabii, buyurun. Mesela toplu dosya indirmelerde onaylamalar, mesela vergi levhasını toplu onaylayabiliyorsunuz. Yeni matrahlar oluştuğunda biliyorsunuz her mükellefin vergi levhasının işte 31 Mayıs'a kadardı yanlış hatırlamıyorsam. Onaylamanız gerekiyor ve onaylanmadığında da biliyorsunuz bir idari para cezası geliyor. Bu sistem sayesinde hepsini gidip otomatik onaylıyor ve bütün vergi levhalarını da sisteminize indiriyor. Toplu olarak var mı? Var. Evet. Buyurun. Lütfen. Siz hemen söyleyeyim. Üyeliğinizi devam ettirdiğiniz sürece bütün verileriniz orada, Surbulut'ta. Rica ederim. Lütfen. Bu kelime
Hemen bankacı modülümüz var. Çok güzel bir soru. Benim de değinmek istediğim bir konuydu. Bankacıya gönder modülünü hemen bir anlatalım lütfen müsaadenizle. Tabii. Şimdi öncelikle mükellef ekleme ekranlarına gelip oradan bilgilendirme yapacağım. Şimdi siz bir mükellefe ait bilgileri sisteminize kaydederken biz ekranın sağ üst tarafına bankacılar diye bir sekme ekledik. Buraya tıklayıp firmanın bankacısına ait irtibat bilgilerini bu alan üzerinden kaydedebiliyorsunuz. Yani CSM numarası ve mail adreslerini ad soyad gibi bilgilerle birlikte sisteminize kaydedebiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra e-mükellef modülüne gelip ardından bankacıya gönder seçeneğine tıkladığınız zaman göndermek istediğiniz yöntem ile yani mail, SMS ya da WhatsApp aracılığıyla bankacılara toplu olarak evrak gönderme işlemi yapmanız mümkündür. Açılan sayfadaki resmin herhangi bir noktasına tıklayıp hangi mükellef için bu işlemi yapacaksanız mükellefi seçiyorsunuz. Ardından gönderebileceğiniz evraklar ekranın alt kısmında otomatik olarak görüntüleniyor. Benim sistemlerimde dediğim gibi gerçek firmalara ait bilgiler olmadığı için şu anda bu alan boş olarak görüntüleniyor. Ama sizler giriş yaptığınız zaman buradaki evrakları seçtiğim mükellefin bankacısına mail gönder diyerek toplu bir şekilde gönderebileceksiniz. Buraya kaydetmiş olduğunuz bankacılar bankacı seçin alanında otomatik olarak görüntülenecektir. Bankacıyı seçip gönder dediğiniz an itibariyle gönderim işlemleriniz anlık olarak gerçekleştirilecek. İstediğiniz buydu değil mi? Lütfen. Tabii buyurun lütfen. Evet var. Var mı örneğimiz? Onunla ilgili ekran görüntüsü bir yok. Bir e-posta gönderiyorsunuz. Evet. O gönderdiğiniz e-postanın içinde bir aylık ödeme listesi gidiyor. Evet. Ve orada aynen öyle. Ödeme tarihi, son ödeme tarihi, takip numarası hepsi var. E-mükellef modülümüzden sonra e-tebligat modülümüz var. Buradan da toplu olarak tebligatların sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bu sayfa içerisinde sizler için kullanışlı olabilecek farklı bir filtreleme seçeneğimiz var. Kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi ekranın sağ üst tarafındaki mükellefe gönderim seçeneğinden eğer isterseniz siz sorgulamaları yapmadan önce mail gönderilsin ya da SMS gönderilsin diyebilirsiniz. Bu seçenekleri işaretledikten sonra sorgula dediğiniz an itibariyle tespit edilen evraklar mükelleflere otomatik olarak mail yoluyla ya da SMS yoluyla gönderilecektir. Ama bunun yanı sıra eğer isterseniz siz buradan herhangi bir işaretleme yapmayıp sadece evrakları indirebilirsiniz. Daha sonra mükellefe gönder diyerek mail, SMS ya da WhatsApp aracılığıyla indirdiğiniz bu tebligatları otomatik olarak, daha doğrusu toplu olarak mükelleflere gönderebilirsiniz. Buyurun lütfen. Şimdi bakın biz GİP'ten ve SGK'dan besleniyoruz. Yani o sistem, yani GİP orada, evet, rantabl olduğu sürece. Bu görüş öneri kısmı kaldırıldı. O kısımda geri gelirse, yani en azından talebimiz iletiliyor mu, iletilmiyor mu, onun da farkında değiliz. Yok, artık. Onu yazdınız mı siz? Onu da yazalım lütfen, hemen değerlendirelim. Bu arada görüş önerilerle ilgili olarak illa yazılı şekilde değil, artık telefonla da direkt olarak irtibata geçebiliyorsunuz. Hafta içi sabah 9'dan akşam 6'ya kadar canlı destek hizmetimiz var. Aradığınız zaman çağrı merkezinden arkadaşlarımız destek veriyorlar. Bu tarz konuları da direkt olarak yetkili kanallara iletiyorlar sizler evet, adına. Evet, ben de bir şey ekleyeyim Erkan'a. Bakın ekranın sol üst köşesinde eğitim talebi bölümü var. Artık her hafta düzenli eğitimlere başladık. Buradan eğitim talebi oluştur dediğinizde bir form geliyor. O formu doldurduğunuz anda size bir eğitim linki geliyor. Bütün ürünlerin eğitimini, ya bu ürünün eğitimini veriyoruz. Dolayısıyla yeni modülleri de görmüş oluyorsunuz. Hatta eğitime girdiğinizde isteklerinizi de oradan bize belirtebiliyorsunuz. Dolayısıyla o eğitimler ücretsiz ve istediğiniz kadar katılımınızı da sağlayabiliyoruz. Oradan da bize böyle ihtiyaçlarınızı iletebilirsiniz.
Şimdi e-Tebligat modülümüzden sonra muhasebe CRM modülümüz var. Muhasebe CRM modülü de aslında sizin ofis içerisindeki işlerinizin tamamını yönetmeniz için kullanabileceğiniz bir modüldür. CRM modüllerini biliyorsunuzdur. Hani her sektöre göre, her işleme göre ayrı ayrı yazılan, modifiye edilen modüllerdir. Bizim programımız içerisindeki CRM modülü ise mali müşavirlik ofislerine göre düzenlenmiş olan bir modüldür. Yani modülü kullanarak ofisinizdeki personellere iş atayabiliyorsunuz. Personeller kendi adlarına atanmış olan işleri kolayca takip edebiliyorlar. Aynı zamanda eğer isterseniz ofisinizde yapılan işleri tabii opsiyonel olarak mükellefler de görebiliyorlar, paylaşabiliyorsunuz kendileriyle. Modül kullanımı ise çok basit. Modülü açtığımız zaman yapmamız gereken ilk işlem iş ekle düzenle sekmesine giriş yapmak olacaktır. Burada bekleyen işler ya da devam eden işler başlığımız var. Hangi kategoride ise buradaki iş ekle butonuna tıklayarak bir iş talebi oluşturabiliyorsunuz. Zaten açılan sayfa içerisinde doldurmanız gereken tüm alanlarla ilgili detaylı bilgi paylaşıyor sayfa sizinle. Öncelikle ofisinizden kimler bu işi yapacaksa yapacak kişileri seçiyoruz. Hemen ardından işin aciliyet durumunu seçiyoruz. Ardından bu iş hangi mükellef için yapılıyor kısmımız var. Buradan firma seçimi gerçekleştirebiliyoruz. Bir de biraz önce bahsettiğim konu, mükellef bu işi panelinde görsün mü seçeneğimiz var. Eğer siz bu alanı evet olarak işaretlerseniz, bir mükellef kendi paneli içerisinden ekranın sol kısmında bulunan muhasebe CRM modülüne tıklayarak kendi ofisi içerisinde, daha doğrusu kendi ofisi adına, kendi iş yeri adına yapılan işleri kolayca takip edip bu alan içerisinden görüntüleyebiliyor. Hatta bir iş talebi olduğu zaman mali müşavirini aramasına gerek kalmadan bu alandaki yeni iş talebi butonuna tıklayarak aynı sizin personelinize atadığınız iş talebi gibi bir iş talebi oluşturup mali müşavirine kolayca iletebiliyor. Burada yine müsaadenle Erkan bir araya gireyim. Sunumun başında örneklendirmiştim. Farklı iletişim kanallarından müşterilerinizle ilgili süreçleri yönetiyorsunuz. Bu talepleri WhatsApp'tan alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, işe giriş çıkış talebi. Bu talepleri e-postayla alabiliyorsunuz. Bu talepleri telefonla da alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları takip etmesi ve sonra da delil haline getirmesi mümkün değil bu yöntemlerle. Zaten WhatsApp biliyorsunuz ticari mahkemelerde delil olarak kabul edilmiyor. Bu sistemler aslında sizi bütün bu iletişim kanallarından kurtarıp kendinize özelleştirilmiş bir yönetim sistemi tarafından yönetmenizi sağlıyor ve delil haline getiriyor. Sonra ben duymadım, bilmiyordum, söylemiştim, unuttum gibi sürekli yaşıyorsunuz bunları. Bunlara maruz kalmıyorsunuz. Yani o yüzden hani az önce o örnekleri verdim. En önemli özelliklerden bir tanesi bu. Sen buyurun. Yazın lütfen, kopyalattıralım hemen. Yani bu bilgileri kopyala diyebiliriz. Bana onu yazarsanız. Teşekkür ederim. Buradan atacağınız işle ilgili tüm detayları yazdıktan sonra gönder butonuna tıklamanızla birlikte aslında ofisinizdeki personele direkt olarak bir iş atayabiliyorsunuz. Atanan bu iş eğer ofisinizde aylık olarak ya da belli periyotlarda düzenli yapılan bir iş ise tekrarlayan iş seçeneği var bu alan içerisinde. Tek seferde bu işi girip tekrarlatabiliyorsunuz programınıza ya da ekranın alt kısmında personele, yani işin atandığı personele bilgilendirme yapabileceğiniz seçenekler var. Eğer isterseniz bir iş oluşturup işin başlangıç tarihinde ofisinizdeki personele otomatik olarak mail gönderilmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani tamamıyla kullanım kolaylığı sunan bir programdır. İş takibini kolaylaştıran bir programdır. Hatta ismini alamadım ama beyefendi aktif olarak kullanıyorum, personelimle konuşmama gerek kalmıyor gibi bilgilendirmeler, geri dönüşler yaptı bize. Bununla birlikte diyelim ki bir iş oluşturuldu, iş atandı. Ofiste çalışan bir personel olarak sorumlu olduğunuz işler alanına tıklayıp buradan üzerinizdeki tüm işleri kolayca takip edebiliyorsunuz. Bu ekranlara giriş yaptığınız zaman gecikmiş olan işleri, bugün yapılacak olan işleri ya da ileriye dönük olarak yapılması gereken işleri tek ekran üzerinden detaylı bir şekilde kontrol edip inceleme imkanınız bulunuyor. Ya da
Modülümüzün en alt kısmında bulunan tüm işlem hareketleri seçeneğine giriş yaparak istediğiniz tarih aralığında hangi personeli kontrol etmek istiyorsanız ya da hangi personel üzerine atanmış işler var, bunların incelemesini yapmak istiyorsanız bu alan üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz takiplerinizi. Muhasebe CRM modülümüzden sonra muhasebe app modülümüz var. Bu da en başta bahsetmiş olduğum mobil uygulamayı kullanan mükelleflere cep telefonu üzerinden uygulama bildirimi göndermenizi sağlayan bir modüldür. Yani nasıl ki bankalar bize hem reklam yapıyorlar hem bilgilendirmeler, hatırlatmalar yapıyorlar. Siz de muhasebe app modülünden bildirim gönder seçeneğine giriş yaparak mükelleflere toplu olarak bildirim, yani uygulama bildirimi iletebilirsiniz. Uygulamayı kullanan firmaların başında işaretleyeceğimiz bir alan görüntüleniyor zaten. Bu alanları işaretledikten sonra sonraki adım diyerek istediğiniz herhangi bir başlık, istediğiniz herhangi bir içeriği yazdıktan sonra bildirim gönder butonuna tıklamanızla birlikte mükelleflerin cep telefonlarına bu bildirimler otomatik olarak düşecektir. Muhasebe app modülümüzden sonra muhasebe cari modülümüz var. Bu modül aracılığıyla mükelleflerinizle aranızda olan borç alacak bilgisini tutabiliyorsunuz. Modülü kullanmamız için yapmamız gereken çok basit birkaç tane işlemimiz var. Öncelikle muhasebe ücretleri alanına giriş yapıp ekranın sağ üst tarafından muhasebe ücreti ekle dedikten sonra firmalarımız için aylık muhasebe ücretleri ne kadarsa bu bilgiyi kaydetmemiz gerekiyor. Burada aynı ücrete tabi olan birden fazla mükellef varsa toplu olarak seçme imkanınız bulunuyor. Ya da tüm ayları değil de belli ayları işaretleyip sadece o aylarda muhasebe ücreti yansıtabiliyorsunuz. Aylık ücret bilgisini yazdığınız an itibariyle kaç TL olarak belirtirseniz bu rakamı seçmiş olduğunuz günde, örneğin benim sistemde her ayın 5'i seçildi şu an itibariyle, her ayın 5'inde bu mükelleflerin hesabına 2000 TL'lik borç otomatik olarak yansıtılıyor. Buradan kaydet dediğimiz an itibariyle rakamları ekranlarımızdan takip edip kontrollerini gerçekleştirebiliyoruz. Sadece muhasebe ücreti değil, vermiş olduğunuz ek hizmetleri de ücretlendirebiliyorsunuz bu alan üzerinden. Yok hayır, şöyle ilerleyebilirsiniz. Hemen... Daha o entegrasyon yok. Pardon. Buyurun. Buyurun. Firmalar cari hesap ekstresi istediği zaman hani buradan atıp göndermemiz daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Hani hizmet bedeli dışında, yani muhasebe ücreti dışında hizmet bedeli de belki kesildiği zaman onları da görseler çok daha iyi buradan olacaktı. Ekleyebiliyorsunuz ama siz zirveden alıyor musunuz dediniz. Evet, zirveden entegre olsa daha iyi. Tamam, onu da bize bir yazın lütfen. Ama normalde siz yazabiliyorsunuz, biliyorsunuz onu. Şöyle ek hizmetlerle ilgili olarak da seçeneğimiz var. Farklı bir programla şu anda entegrasyonu yok ama muhasebe ücretlerinin hemen altındaki ek hizmetlere tıklarsanız bu alan içerisinden de yine ekranın sağ üst tarafından ek hizmet ekle diyerek istediğiniz mükelleflere vermiş olduğunuz ek hizmetlerle ilgili olan ücretlendirmeleri yansıtabiliyorsunuz. Burada tek seferlik bir ücret de söz konusu olabilir. Yine her ay düzenli olarak ya da belli periyotlarda düzenli olarak yansıyabilecek ücretlendirmeleri de tercih edebilirsiniz. Hizmet türü seçin alanımız bulunuyor. Buradan istediğiniz herhangi bir hizmet türünü seçebilirsiniz. Ya da sizin vermiş olduğunuz hizmet burada yoksa hizmet türü ekle diyerek istediğiniz başlığı ekleyebilirsiniz bu alan içerisine. Örneğin ben adres değişiklik işlemleri dedim ve istediğim herhangi bir rakamı bu alana yazdım. Son olarak kaydet dediğim an itibariyle yazmış olduğum bu 1500 TL'lik ücretlendirme seçmiş olduğum firmaya otomatik olarak yansıtıldı. Bu alanı kullanmanızın, yani bu modülü, muhasebe cari modülünü kullanmanızın şöyle bir avantajı var. Mükellefler sizlere ulaşıp ne kadar borcum var dediğinde sadece bir rakam söylemek yerine modül içerisindeki hesap durumu sekmesine gelip mükelleflere mail, SMS ya da WhatsApp aracılığıyla hesap durumunu toplu olarak gönderebiliyorsunuz. Ve göndermiş olduğunuz bu hesap durumu içerisinde hangi tarihte kaç TL borç yansıdı, mükellef hangi tarihte kaç TL ödeme yaptı, tüm bu detayları liste halinde toplu bir şekilde görüntüleyebiliyor. Kullanım için yine buradan firmaları seçtikten sonra ekranın üst kısmındaki mail gönder butonuna tıklamamız lazım. Mail gönder dedikten sonra gelen uyarıya gönder dersek eğer, seçtiğimiz firmalara muhasebe ücretleri otomatik olarak gönderiliyor. Hatta onu da ben şöyle ekranlarımızda görüntülenmesi için hazırlamıştım. Gördüğümüz formatta mükelleflere otomatik olarak hesap durumlarını görebilecekleri bir link iletiliyor. Buradaki detayları incelemek isterse şu alanda bulunan buraya tıklayın yazısına tıklayıp
liste halinde borçlarını görebilirler. Ya da kredi kartlarıyla online olarak ödeme yapmak için hemen alt taraftaki online ödeme linkini de kullanabilirler. Ben ya çok zamanımız az kaldı. Ben çok araya girdim, çok uzattım. Zamanımız var mı? Devam edelim mi? Yoksa başlık olarak hızlıca geçelim mi? Nasıl istersiniz? Başkanım zamanınız var mı? Devam edelim mi? Devam edelim. Ben ilgiyi görünce tek tek ilgileneyim istedim böyle sorularla. Eğer süremizi aşabiliriz diyorsanız böyle devam edeceğiz. Başlıklarla gidelim derseniz. Tabii. Yani nereyle anlaşmamız gerekiyor? Şöyle, bizim orada bir iş ortağımız var, Moka. Orayla bir sözleşme imzalıyorsunuz. Biz o sistemi sizin bu sitenize entegre ediyoruz. Kendi hesap... Evet, kendi online ödeme sistemi bu. Kendi hesap bilgilerinizi veriyorsunuz firmaya. Müşteri size ödeme yaptığında ücret direkt sizin kendi hesabınıza geliyor. Bizim orada herhangi bir komisyon, işte parayı görme gibi hiçbir fonksiyonumuz yok. Sadece biz oradaki entegrasyonunuzu yapıyoruz. O kadar. Teşekkür ederim. Diğer firmanın komisyonu var mı? Var. Moka'nın bir komisyonu var. Orada size bir seçenek sunuyoruz biz kredi kartıyla ödeme alırken. Komisyonu bana yansıt diyebiliyorsunuz. Müşavir olarak siz kendiniz ödeyebiliyorsunuz. Komisyonu müşterime yansıt deyip müşterinize yansıtabiliyorsunuz. Ya da komisyonu %50-%50 yap diyebiliyorsunuz. O üç seçeneği de kullanabiliyorsunuz. Ama orada tamamıyla Moka'nın kendi komisyon oranları. Yok, hesap değil. Orada sadece kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. O linke tıklayınca bir ödeme ekranı geliyor. Sadece kredi. Zaten hesaptan göndereceksiniz sizin banka hesabınıza. Biz size bu olanağı sunuyoruz. Tercih ve kullanıp kullanmama sizin. Bu ödeme bildirimlerinin altına kendi banka hesap numaralarımızı yazabilirsek nakit tahsilatlarımızı daha kolay yapabiliriz orada. Ama kredi kartıyla tahsilat zaten çeşitli aracı kurumlarında yapıyoruz. Yani POS kullanmasak bile yapabiliyoruz. Bunu hemen not alalım, hemen ekleyelim bunu. Güzel. Bu arada buradan yapmanızın da şöyle bir avantajı var. Mükellef buradan girip ödeme yaptığı an itibariyle kendi hesap durumuna da yapmış olduğu ödeme yansıyor. Yani hangi tarihte kaç TL ödediği bilgisi net bir şekilde mükellef tarafında görüntüleniyor. Hesabınıza yaparsa tabii onu görmediği için cariye işleyemiyor. Tabii. Ama onu manuel olarak girmeniz gerekecektir ilerleyen dönemlerde. Bu arada şu bilgiyi de paylaşayım muhasebe cari modülümüz için. Eğer isterseniz biraz önce mail üzerinden göndermiş olduğum otomatik bildirimi otomatik hale de çevirebiliyorsunuz. Modülün en altında otomatik bildirimler seçeneğimiz var. Bu alana giriş yaparak görmüş olduğumuz metni eğer istersek SMS, eğer istersek mail üzerinden mükelleflere her ayın belirlediğimiz günlerinde otomatik olarak gönderebiliriz. Bu da tahsilatlar aşamasında yine size kolaylık sağlayacak bir seçenektir. Muhasebe cari modülümüzden hemen sonra muhasebe post modülümüz var. Burası da sanal postla ilgili olan işlemlerin tamamını takip etmiş olduğunuz modüldür. Eğer isterseniz buradaki manuel post seçeneği içerisine giriş yaparak kart bilgilerini kendiniz yazıp tahsilat yapabiliyorsunuz. Tabii bu ekranlar 3D güvenlik sistemiyle çalışmaktadır. Yani kartın bağlı olduğu cep telefonuna güvenlik kodu gelecek ve o şekilde işleme devam edebileceksiniz. Yine buradan yapılmış ödemeler anlık olarak mükelleflerin hesaplarına yansıtılıyor. Eğer isterseniz de mükelleflere ödeme linki gönderebiliyorsunuz yine bu ekranlar üzerinden. Yani diyelim ki mükellef sizi aradı, 5000 TL'lik bir ödeme yapacağım dedi, bana link gönderebilir misiniz dedi. Ödeme talebi alanına giriş yapıp sağ üst taraftan yeni ödeme talebi dediğiniz zaman buradan istediğiniz mükellefi seçip istediğiniz tutarda bir ödeme linki iletme imkanınız bulunuyor. Eğer mükellef bu alan içerisinden, yani siz ödeme linki gönderdikten sonra bu link üzerinden ödeme işlemi gerçekleştirirse durum sütunu altında bilgi ödendiği otomatik olarak çevriliyor ve sizler direkt olarak yine hesap durumu içerisinden kontrollerinizi, takiplerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yine araya gireyim. Biliyorsunuz fiziksel post cihazlarında bir ödeme aldığınızda bunun bir de serbest meslek makbuzunu kesmek zorundasınız. Bu bir online ödeme sistemi olduğu için direkt cari hesap gibi çalışıyor. Yani bir fiziksel cihaz olmadığı için ödemeyi bu online ödeme sistemi üzerinden alabiliyorsunuz. Böyle bir, yani şöyle söyleyeyim, müşterinizin borcu var, birikmiş. Buradan girip size ödeme yapabiliyor toplu olarak gibi düşünebilirsiniz bunu.
Akıllı ödeme modülümüz var. Eğer isterseniz mükelleflerin giderlerini ya da kendi ofis giderlerinizi modül aracılığıyla tutup sistemlerinizde kaydedebiliyorsunuz. Yani kasa modülü gibi düşünebilirsiniz muhasebe programlarınızdaki, ama sadece giderleri kaydetmek için kullanıyoruz bu modülümüzü. Akıllı ödemeden sonra ise BABS mutabakatı ve cari mutabakat yapmak için kullandığımız modüllerimiz var. Bu modüller altındaki sekmelerimiz birbiriyle tamamıyla aynıdır ve çalışma mantıkları da birbiriyle aynı. Onun için cari mutabakat üzerinden modül kullanımına kısaca örnek vereyim ben. Öncelikle modülü açtığımız zaman firmalar sekmemiz var. Buradan giriş yaparak firmalarınızı ekleyebiliyorsunuz. Tek tek de ekleyebilirsiniz ya da üst taraftan toplu firma ekle seçeneğini kullanarak firmaları toplu bir şekilde sistemlerinize kaydedebilirsiniz. İkinci adım olarak mutabakat ekle sekmemiz bulunuyor. Buraya giriş yaparak mutabakatları yine bu alandan ekleyebiliyorsunuz. Eğer isterseniz Excel ile, eğer isterseniz el ile ekleme imkanınız bulunuyor burada. Son adım olarak da mutabakat yap seçeneğine giriş yaptığınız zaman zaten mail yoluyla ve SMS ve WhatsApp aracılığıyla mükelleflere gönderme seçenekleri çıkıyor. Siz buradan mutabakatları toplu olarak iletebiliyorsunuz. Excel. Cari mutabakattan sonra akıllı SMS, o akıllı mailing ve akıllı WhatsApp modüllerimiz bulunuyor. Akıllı WhatsApp'ı anlatalım Erkan. Burada akıllı WhatsApp modülüyle ilgili olarak bilgilendirmeyi şu şekilde ileteyim. Hani WhatsApp üzerinden toplu olarak evrak gönderebildiğimizden bahsetmiştim. Aynı zamanda akıllı WhatsApp modülüyle toplu WhatsApp iletisi de gönderebiliyorsunuz programınızdan. Örneğin KDV ile ilgili hatırlatma yapacaksınız. KDV'nin son günü şeklinde her mükellefe kopyala yapıştır yapacağınıza WhatsApp web aracılığıyla bu modülümüze giriş yapıp hangi firmalara hatırlatma yapılacaksa firmaları seçip sonraki adım dedikten sonra istediğiniz herhangi bir bildirim yazarak WhatsApp üzerinden toplu olarak bilgilendirme, hatırlatma, mesaj gönderimlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Akıllı WhatsApp modülümüzden sonra geri bildirim sistemimiz bulunuyor. Buradan da mükellefler için anket oluşturup yine mükelleflere toplu olarak bu anketleri iletebiliyorsunuz. Ve mükellefler anketleri yanıtladığı takdirde modülümüz aracılığıyla takibini, kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Modül kullanımı için form ekle sekmesine giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst tarafından form ekle demeniz yeterlidir. Oluşturduğunuz yani eklemiş olduğunuz formlar giriş yapmış olduğumuz sayfada direkt olarak görüntüleniyor ve buradaki düzenle sekmesine, soruların altındaki düzenle sekmelerine tıkladığınız zaman form içerisindeki soruları istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Burada tamamıyla kullanıma, memnuniyete ya da farklı amaçlara istinaden istediğiniz şekilde form oluşturup mükelleflere iletme imkanınız bulunuyor. Ve buradan mükellefler eğer sizin göndermiş olduğunuz formları doldururlarsa, yanıtlarlarsa form sonuçları alanımız var. Buraya giriş yaparak istediğiniz herhangi bir formu seçip form altındaki yanıtları, değerlendirmeleri net bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bir sonraki modülümüz raporlar modülüdür. E-mükellef üzerinden aslında göndermiş olduğunuz maillerin ve SMS'lerin tamamını gönderimlerinin başarılı olup olmadığı yönünde kontrol edebiliyorsunuz. Raporlar alanındaki mail raporlarına tıkladığınız zaman sistemden gönderilen tüm mailleri görebilirsiniz. Ekranın sağ tarafındaki durum sütunu altından ise maillerin başarılı bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını inceleyebilirsiniz. Bu alanda genellikle maillerin başarılı olarak gittiğini görüntülüyoruz ama SMS'lerde dönem dönem sorun yaşayabiliyoruz. Operatörden kaynaklı engellemeler, kısıtlamalar olabiliyor. Mükellefleriniz size ulaşıp bana SMS gelmiyor dediğinde SMS raporlarına giriş yaparsanız eğer bu alanda hangi sebepten kaynaklı SMS gönderilmedi görüntüleyebiliyorsunuz. Ya da burada SMS'in başarılı bir şekilde gönderildiği görüntülenebiliyor ama mükellefe gelmiyor anlık olarak kontrol ettiğinizde. Bu tarz durumlarda da kolayca operatöre yönlendirebiliyorsunuz. Operatörleri de görebiliyorsunuz tabii burada. Doğru. Burada mükellefler hangi operatörleri kullanıyorsa kendilerine ait veriler, bilgilendirmeler de ekranlarınızda görüntüleniyor. Son modülümüzde diğer işlemler alanı. Burada sizler için önemli olan birinci sekmemiz yöneticiler sekmesidir. Şimdi ofisinizde çalışan her personel için e-mükellefe ayrı ayrı kullanıcı oluşturabiliyorsunuz. Ekranın sağ üst tarafındaki yönetici ekle butonuna tıklayarak bu alandaki verileri doldurup yeni bir kullanıcı oluşturabilirsiniz. Ve oluşturduğunuz bu kullanıcıların tamamı için yetkilendirmeler, kısıtlamalar yapabilirsiniz. Oluşturulan kullanıcılar ana sayfamızda direkt olarak görüntüleniyor. Yetkilendir butonuna tıkladığımız takdirde ise
bu kullanıcının hangi modüllere girip hangilerine giremeyeceğini işaretleyebiliyorsunuz. Ya da ekranı en üste çıkartıp mükellef sekmesine geçiş yaptığımızda bu kullanıcı hangi mükellefleri görecek ya da hangilerine erişemeyecek. Buna dair bilgilerin tamamını bu alan üzerinden kontrol edip kısıtlayabiliyorsunuz. Programla ilgili aktaracağım bilgiler bu kadardı benim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı almak, yardımcı olmak, yanıt vermek isterim. Evet, evet. Ben de kendi adıma ve ekibim adına, mükellef adına çok teşekkür ediyorum. Hani bize çok değerli zamanınızı ayırdığınız için. Şimdi bir çekilişimiz olacak. Müsaadenizle çekilişimizi yapalım. Erkan, hemen zahmet. Şey yapayım ben, Murat Bey ayarlayayım.